Açı ayarlamaya çalışıyoruz ama bence buradan iyi oldu. Tutayım evet, bari. Evet, güzel oldu oraya. Böyle tutayım şey bari. Anlamadım. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Aa, kanalımda bir misafir var. Evet. Hepinizin çok sevdiği biri. Benim bacıkom. Bacıkom bugün izinli. Çünkü bugün bizim işlerimiz var. En öncesinde işlerimizi, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel beyaz papatyalarım, orkidelerim, çikolatalı kokilerim, limonlu kurabiyelerim. Bunların hepsini de mi söylemiştim? Ama hiçbirini çekmemiş. Neyse bakalım, o yüzden yeniden videoya girişimize başladık. Şimdi bacım beni bu sabah sağ olsun doktoruma götürdü. Geçemedi. Gittim. Çok öne gitmişler. Sabah. Bir demir takviyesi aldım. Damardan demir takviyesini aldım. Demirimi aldım. Demir yüklemesi yapılacak. Yani 10 hafta boyunca demir yüklemesi yapılacak bana arkadaşlar. Şimdi ikincisini almış oldum. Aslında ikincisini Türkiye'deyken almam gerekiyordu. Ama o zaman Türkiye'de olduğum için. Türkiye'de de şimdi hangi doktora gideyim onu kendime yüklettireyim. O yüzden bir hafta bir boşluk olmuştu. O boşlukta da zaten ben artık böyle Türkiye'de böyle titremeye falan başlamıştım. Ellerim, ayaklarım, dizlerim titremeye başlamıştı artık. Kansızlıktan, demirsizlikten. O ne gı? Neyse bakalım. Şimdi demir takviyemizi aldık. Neden Özge getirdi onu da söyleyeyim. Ben telefonun hattımı kilitledim. Şimdi bana bir puk gönderecekler. Onu da işte gönderecekler. Birkaç gün sürecekmiş. Kız internetsiz kaldım ya. Doktor da hala ezberleyemedim. Çünkü işte otoban değiştiriyorum buraya gelirken. Ezberleyemedim. O yüzden doktora gelemedim iki gündür. Telefonumda internet yok. İnternet olmayınca da Google yok. Gerçi Özge işte online bir şeyler yapabiliyorsun dedi ama. Aynen. Ya yolda kalırsam? Ya tam buralar bildiğim yerler ya. Kalmam. Neyse, buralar dedim, bildiğim yerler de. Ben çalışmıyorum. Ben getireyim. Aslında bak şehir içine gelebilirdim. Ben aslında şehir içi bilebiliyorum. Yani. Aslında senin bilmeyecek bir şeyin değil. Yok be, değil. Ben otobandan geliyorum ya daha öbür hızlı olsun diye. Hoş. Yani oradan şey yaparsın. Yoksa ama ki normal yerden git, çok kolay bildiğimiz yer yani bize. Kolay olmaz mı? Şimdi bak biz bu ana caddeden geldik. Bunun arka caddesi direkt şey. Gezdim masa. Ha, burası şimdi şey. Sertan'dayız şu an, geldik herhalde. Yok yok, ben burayı demiyorum. Ha, orayı diyorsun. Orayı diyorum. Bildiğim yerler ya. Gene de ama öyle hani kendim çıkmak istemedim. Bir de hani vaktim yoktu. Ay, olmamıştı. Bir de kaybolsa arayamazdı bizi. Yok yok, ararım. Öbür telefonum var ya. O sonra aklıma geldi benim aslında. Ay, şey var ya, sipariş hattı olan hattım var ya. Doğru. Neyse olsun, ben de geçmiş oldum. Neyse aynen öyle. Şimdi biz bacımla her sene fırına kahvaltı yapalım dedik. Önce bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra hemen karşısında Action'a gireceğiz. Ömer Halis'in bu akşam arkadaşlarına Şoko Bugune'nin alt kısmında, yani bizim bu sürekli gittiğimiz kafenin, bu Yeşilçam temalı bir kafe var ya, onun alt kısmında Kegelman var. Yani ufak bowling salonu var. Ama ufak bir, hani bowling salonu diye geçmiyor. Ama bowling. Aynen. Çok orayı güzel. 3 saatliğine kiraladım. Ömer Halis ve arkadaşları için. Şimdi eve gittiğimde öğlen onlar için pizza hazırlayacağım. Oraya gittiğimde de pasta yerine Şoko Bugune kiralamaya, yani sipariş etmeye karar verdim. Çünkü çocuklar gerçekten pastaları ziyan ediyorlar, yemiyorlar. Ama pasta almayacağım mı küçük de olsa? Yok, almayacağım. Şoko Bugune yapacağım. Çünkü geçen mesela Ömer Halis arkadaşın iki seferinde doğum gününe gidiyor. Hep soruyorum ne pastası var. Fena. Ne varmış? Oğlum diyorum, ne pastası var? Onun pasta yoktu ki diyor, yemek yedik diyor. Hep mesela çerez yedik diyor. Hadi ya, pasta doğum gününde olmalı bence. Olmadı işte, olmasa da olmuyor. Pasta hiç yenmiyor ama. Ama Şoko Bugune da pahalı şimdi. Ona da 30 lira para vereceğim. Ya o şimdi başka, aynen. O yüzden o şimdi ben çikolata kendim. Çikolata şelalesi. Çikolata şelalesi, aynen, en büyüklerinin 3 katlı çikolata şelalesi sipariş edeceğim ortaya. Ama onların koyacağın şeyler şimdi böyle birazcık sınırlı olduğu için ekstradan ben yine waffle ve çilek, üzüm ve muz alacağım. Elma var evde, bir sürü 2 kilo elma var. Birazcık da evden elma koyarım. Onları bir sonra yine dilimler yendikçe, çocuklar yedikçe şey yaparız. Tabağı doldururuz. Zaten her şeyi getirebiliyoruz, yani götürebiliyoruz. Bir iki çerez. O yaz şey değil. Ha, Kadriye burada oturuyor. Biliyorum kız, şuraya ben de geldim. Ha, geldiydin değil mi? Aa, Kadriye! Vücudum seni arıyor dermişim. Tövbe tövbe. Şey, masajcım benim, masörüm. Masörü. Ona da geleyim haftaya da şöyle bir güzel bir rahatlayayım. Vücut masajı yaptıramadım. Neyse bakalım çünkü böyle. Şimdi en ilk önce karnımızı doyuralım. Sonra bu arada bugün ben sizi bir şey daha çekeceğim ama onu ayrı video olarak mı yaparım, buraya mı yaparım onu bilmiyorum ama ben artık neyse dur. Sürpriz. Sürpriz.
Aynen, o sürpriz olsun. Onu hep ayrı bir video olarak yapacağım. Bence de ayrı bir video olsun. Şimdi butik için karton almaya gitmem lazım. Evde artık işte bu sabunları vesaire hepsini büyük bir kartonlara koymam lazım. İşte şallar, ondan sonra tülbentler falan var. Herhalde. Var mı Action'da karton? Ben bildiğim kadarıyla sanki orada kartonlar da var. Ha, varsa iyi, o zaman direkt bakarız. Oradan alırım. Yoksa TEDx'e uğramam lazım. Hı-hı. Ondan sonra oraya giderken eve giderken bir de bir markete uğrayacağım. Hazır bu pizza hamurlarından alacağım. Evde bir tane var ama onun için Gülşen, aynen 3 tane alayım. 3 tepsi yapayım. 2 tepsi sahne yapacağım, 1 tepsi de sucuklu yapacağım. Gerçi bir tepside kendimize şey de yaparım, mantar yaparım. Yetiyor zaten ya, yemiyor. Ya o yaşta Ömer yaşından çocuklar şimdi çereze yüklenecekler. Ortada dedim ama şey de olsun, pizza da olsun. Ondan sonra çikolata şelalesi olsun, meyve. Tamam yeter zaten, 3 saat çocuklar eğlensin. Öyle bakalım. Aynen biz de eğleneceğiz. Biz de oynarız. Hafta sonu sen gördün mü? Selcan yüzmeye gidelim yazmış. O ben geçen ona işte çiçek vermeye gittiğimde. Şey Semih de dedi anne yüzmeye gidelim. Semih beni bekliyormuş diye. Bak. O da aynen ablanla geldi. Sen gelmeden bir gün falan mıydı? O gün geliyordu. Dedi Özlem geliyor bir gelsin ondan ayarlarız o zaman dedi. Evet ya. Şimdi önümüzdeki hafta artık full böyle bir tempoya gireceğim. Ben dükkan içinde boya badana işlerimiz olacak. Ondan sonra işte regal al kur vesaire etlerine falan çok yoğun olacağız. O yüzden dedi ki bu hafta sonu gidelim. Cumartesi mi gideceğiz ona, pazar mı gideceğiz? Yüzmeyi mi? He. Ben bilmiyorum gününü. Pazar gidelim ya. Benim için fark etmiyor. Neyse şey yaparız bakalım. Her türlü uyuyor bana. Neyse bakalım biz geldik kahvaltı yerine. Şuradan hemen şöyle ekmek arası bir şeyler alalım. Ay burası da hep tıklım tıklım kız, mübarek Asya her türlü kadınları ne kadar şey aktifsiniz. Oha hep bu ay. Aa. Oha yani hiç boş yok. Amca bakma, sağa bakmıyorum. Neyse o zaman Action'e girelim 2 dakika. Bence belki o zaman Action'deki işlerimizi hallederim bari. Tövbe tövbe. Olmadı biz o tarafa gideriz. Aynen öyle yaparız buradaki be. Action'e gireriz aynen. Aynen olmadı gidelim vallahi şeye. Bizim oradaki. Edeyaka'ya. En güzeli. Bir şey söyleyeyim mi? Ya da istersen direkt oraya gidelim, hiç durma. Olur. Action'e girelim ama girmeyecek. Buradakine mi girelim? Ha, burada daha çok seçenek oluyor ya. İyi o zaman hadi bizim buraya girelim. Bizim oradakine fazla şey olmuyor. Tamam. Buraya girelim o zaman, direkt tamam, oraya geçelim. Tamam ben şeyi seviyorum ya, Edeyaka'nın kahvaltısını, Maleşten'dekini. Evet. Maleşten'deki daha güzel. Bizim oradaki yapmıyor. Evet oraya gidelim. Maleşten'de çok güzel omlet falan yapıyorlar ya. Evet. Güzel oluyor. Hadi bakalım Ali Özge şöyle bardak hastası. Geçen de gördüm. Aa, bak şimdi alabilirim ben o zaman. Anca gelmiş buraya. Koysana bana 5 tane. 3, 6, dur 2. 5 paket koy bakayım. Benim aldıklarım minnacık ya. Yapayım ya. Kaç? 5 paket. Koy bakayım 5 paket. Böyle 10 öyle mi yaptı? 2, 4, 6, 8, 10. Yetmez bu ne biliyor musun? 12 paket daha koy. Onların güzelliğine bak. Çorba tası veya Kellogg's tası. Bizim alakış kahvaltıya gitmiştik ya İstanbul'da. Evet. Onun şeyleri gibi. Evet güzelmiş. Şöyle şu tane bir euro. Tapak da hoş mu? Tapak. Evet tabak. Güzeller. Şaki. Paptele mi aldın? Neyle paptele alacağım? Normal alacağım ya. Öyle süslü püslü bir şey değil. Puta geçiyor diye. Bakın arkadaşlar. Diva butiğimin. Özge diyor ki neyse dur onu diyemem. O Özge'nin söylediğini saklayayım. Çünkü şey. Onu daha hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Neyi? Yok sürpriz yani daha. He. Bir şey daha açacağım ya. Bak bunlar güzelmiş. Heleneme lazım. Ben yapmadan birimi açar. O renk güzel değilmiş. Yo bence güzel. Ağaç. Güzel duruyor. 1 euroymuş. Ben bunu şeyde 100'de 5 euro aldım. Aa benimki güzel. Vallahi bayağıdır 100'e de gitmedik. Evet. Şimdi bakıyorum böyle butik için. Aa çok, çok hoş. Güzel. Güzelmiş. Benim böyle birkaç güzel mum da oraları alırım. Ama onlar en son ki iş. Onlar en son her şeyini yaptıktan Sevgililer günü mü geliyor? Yalnız şunun ben güzelliği. Ben sipariş ettim ha. Bugün benim 2 gün gelmiş. Bugün 3. gün. 3 gündür paket şeyde almaya gideceğim. Ha gidelim. Edeka, bizim oradaki Edeka'nın orada. Bunlardan tamam. Sipariş ettiydi. Hmm, ben de aldım. Güzel benimkilerde. Nasıl? Bir de çöp kovası falan. Bakalım güzelmiş. Nasıl büyüklükte.
Yok yok şeyleri. Ha. Ben sana küçük dedim bak göreceksin bak, küçük çıkacak. Bakacağız. Ay bunları küçükken ne yapıyorduk abla ya? Şimdi benim Gülşen yapıyor. Evet. Senden alışmıştık. Bir de şey Scooby-Doo benda mıydı? Scooby-Doo bendalar vardı. Abonda varsa 1.29'a alayım bacım. Hayır. Kırmızıyı alayım ben. Bir de şey maskara alacağım. Ben de var ben vereyim ben kullanmıyorum zaten. Tamam o zaman. Ben çok güzel. Süper. Boş boşuna duruyor. Tamam hiç sorun değil. Alırım. Ben çünkü tamam. Yaptırıyorum ya artık. Onun için gerek yok. Ben de boş boşuna duruyor. Evet şöyle. Vallahi soğanlı ton balıklı. Marullu bir birer ekmek aldık. Dedik şöyle ekmek arası bir şeyler yiyelim. Şimdi hemen en acilen karnımızı doyuralım. Ondan sonra Ömer Halis'in artık okuldan çıkma saati geliyor. Bu arada bugün de Almanya'da karne günü. Ay şimdi aç karnımızı doyurduk. Bir markete gireceğiz. Sonra Ömer Halis'i alacağız. Bak ben karton da alamadım daha. Neyse. Evet bakalım. Eve geldik. Uğrayacağımız yerlere uğradık. Alacaklarımızı aldık. Ömer Halis'i de okuldan aldık. Eve geldik. Şimdi hemen şöyle doğranmış tavuk göğsü almıştım marketten. Dünkü videomu izledi veya ondan önceki video artık bilmiyorum hangi videoda göstermiştim. Bunları böyle yıkayıp da koymuştum ben buzluğa. O yüzden hemen şöyle buzuyla birlikte içine atıverdim. Bunu daha sonra soğan, domates, ondan sonra biber, birazcık mantarla güzel bir şekilde sotalayacağım. Bir yandan da Ömer Halis'in doğum günü için pizzaları hazırlayacağım. Evet, şimdi bir kahve içtim. O ara tavuk şöyle suyunu çekti. Kızarma kısmına şöyle geçti. Çok az bir şey kaldı suyun çekmesine. Oraya hemen şimdi biz ne yapalım? Soğan, yeşil biber, kapya biber, sarımsak doğrayalım. Onları ilave edelim. Mantarı da en son ilave edeceğim. Ondan sonra da hemen şu Ömer Halis'in doğum gününe giderken götüreceklerimi bir ayarlayayım. Ve pizzaları yapıp fırına sürelim. Evet bakalım hemen şöyle. Başlayalım. Vallahi ben böyle bol sarımsak kullanıyorum. Çünkü bizim çocuklar sarımsak yemeyi seviyor. Gerçekten sarımsak yemeyi seviyorlar. O yüzden şöyle bayağı bol sarımsaklı yapacağım. Hem böyle minik minik değil, şöyle bayağı yaprak yaprak, cips gibi seviyorlar çocuklar. Bunu da geçen böyle şey almıştım, bilmiyorum alışveriş videosunda göstermiş miydim. Bayağı böyle 1 kilo olarak aldım doğranmış. Ama dur, bu kadar da yeter ama ya. Kaç tane doğradım. Bunu hemen şimdi atayım oraya. Ondan sonra soğanımızı, biberimizi derken şöyle tek tek. Ay bu şimdi kahvaltı bıçağı ya bak bu olmadı. Elif Alptekin'i bu bıçaktan götürdüm ben. Bunun grisini. Hemen bana ertesi gün mesaj atmış. Kanka bıçakla siftahımı yaptım diye. Parmağını kesmiş. O kadar dedim ki kanka bak dikkat et bu bıçak çok fena kesiyor. Bak dedim dikkat et parmağını kesersin. Vallahi düz siftahı yaptım bıçakla. Öyle. Bıçaklar dehşet, efsane. Bakarsınız bunlardan ben bile dükkanıma getirebilirim butiğime. Ya normalde aslında niyetim de yok ama belli de olmaz benim işim. Toptancısını bulabilirsem neden olmasın? Ah soğan acıymış bacım. Gözlerim yandı. Ah. Devam edemiyorum şu an gözlerim falan. Oy. Anam çok acı. Şöyle bakalım. Ay gözlerim. Ne yapıyorsun?
Aha, vallahi gitti. Kopardı, kopardı, parmağımı kopardı. Vallahi kopardı. Hayır, çocuk da gelmiş bana anne geçmiş olsun demiyor da yemek nasıl pişecek diyor. Besle gargayı, oysun gözünü demişler. Çocuk yemek derdinde, yemek nasıl pişecek? Yemeği parmağın pişirmiyor, ocak pişiriyor. Evet de. Evet de. Pişer pişer sen merak etme. Bir tane de şöyle domates yapalım incecik ama. Az şöyle olur sulandırsın. Ondan sonra Ömer Halis'in doğum günü partisine giderken götüreceğim. Pizzaları hazırlayayım. İki tepsi sade yapacağım. Bir tepsi de sucuklu yapacağım. Ya. Ne olacak? Ben buraya gelir misin? Seni hiç duyamıyorum. Hayır. Biz başka bir yer kiraladık. Böyle bakalım. Parmağım gitti. Soğan ve sarımsağı eklemiştim. Şimdi biberleri de ekleyelim. Ondan sonra birazdan az bir şey mantar ekleyeceğim. Ben baharatı bol yemek yaparım. Yani baharatı kullanmayı seviyorum. Hintliler gibi. İşte karabiber, tuz, pul biber, tatlı toz biber. Ondan sonra körisini attım. Biraz yeni bahar attım. Biraz zerdeçal attım. Kekik attım. Ondan sonra bunu şimdi böyle güzel karıştıracağım. Ondan sonra da domates ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş domates suyunu salsın. O su ona yetecek. Başka da bir şey yapmayacağım bunun yanına. Pilav vesaire bir şey yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi zaten pizza da hazırlıyorum. Mutlaka evdekileri de pizza bırakırım. Böyle. Şimdi şu aşamada hemen domatesi de ilave edeyim. Güzel böyle domatesiyle baharatlarıyla sulanarak pişsin bakalım. Arkadaşlar pizzanın teki pişti. Hemen şöyle çıkardım. Hemen ikinci pizzayı atıyorum. Ondan sonra da hemen evden çıkmam lazım. Bir yere uğrayacağım hemen. Evet, hatta nereye uğradığımı söyleyebilirim. Yani geçtiğimiz günlerde size butiğimi göstermiştim. Butiğin içinde de yatak var demiştim ya. O yatağı hemen şimdi Instagram'dan bir takipçim yazdı. Ben almak istiyorum diye. Şimdi onlar gelecek. Saat 3'te diye. Randevulaştık, anlaştık. Ondan sonra öyle bakalım. Hemen gideyim onu oradan vereyim. O da oradan çıkmış olsun ki ben de çok rahat bir şekilde hafta sonu içeride boya badanı işlerimi halledebileyim. Evet, bir tane daha şöyle. Margarita yapacağım. Bakın da vallahi nasıl güzel böyle puf puf kabardı. Evet bakın birinci tepsi şöyle pişmişti. Hemen böyle güzel dilimledim. Şöyle alüminyum tabaklar almıştım özellikle böyle pizzalar için. Ondan sonra bu da böyle sucuklu. Her bir tanesinin böyle ortasında bir tane sucuk denk gelmiş oldu. İki tepsi yeteceğine kanaat geldim. Çünkü zaten alt tarafı 6 tane erkek çocuğu olacak. Bu iki tepsi yeter diye tahmin ediyorum. İşte Özge ile ben varım. Şimdi bir tepsi de evdekilere yaptım. Aslında bakın bu da var ama olsun. Bu işte tuğut yer. Olmadı acıkınca ondan da yerler. Şimdi pizza yapıp böyle evi komple pizza kokutup Gülşen'le Mika'yla yapmasam olmazdı göz hakkı. Ay uşaklarım bir yere eksik oldu bir de. Neyse şaka bir yana. Şimdi bakalım böyle bunları güzel şöyle ayarlayayım. Fırındaki tepsi de çıksın. Ondan sonra ben hemen 2 dakika bir butiğime gidip geleyim.
çıkması gereken yatak vardı. Hemen onu bir şey yapalım, halledelim. Alacak olan kişi alsın. Saat 3'te geleceğim demişti. Saat şu an 2:30. Ben zaten 5 dakikada arabayla oradayım. Öyle. Ondan sonra da 4'te hemen geleceğim. Ömer alacağım. İşte bir iki arkadaşını da ben götüreceğim. Ondan sonra da zaten şeye gideriz. Bu arada sadece böyle pizza değil, şeyler de var işte, çerezdi, bilmem neydi, cipsiydi, şekeriydi. Ondan sonra dediğim gibi çikolata şelalesi falan da olacak. Öyle bakalım. Vallahi uğraşıyoruz. Aşk sadece anlayana, güzel gözlüm sen mi yana? Arkadaşlar biz geldik. Hemen şöyle masamızı kurduk. Çocuklar da geldi. Sadece bir tane çocuğumuz eksik. Onu bekliyoruz. Saat 5'te kegelban, yani bowling olan yer açılacak. Çocuklara oraya açtıracağız. Ama öncesinden dedik ki çocukları şöyle bir doyuralım. Aynen, pizzalarımızı, çerezlerimizi koyduk. Birazdan tabii ki pasta yerine de ortaya bir çikolata şelalesi gelecek. Ama önce bir karınlarını doyursunlar. Bir saat oynasınlar. Ondan sonra onu pasta niyetine ortaya sipariş edeceğiz. Meyveli çikolata. Ay, çok güzel. Koyalım. Aynen. Meyveli çikolata şelalesi sipariş edeceğiz. Böyle bakalım. Aynen. Oğlum bir değil ki o yedi. Aynen. Bir de Ömer ağzına bakar mısınız? Bıyık taktım ben çocuklara. Çok komik oldu. Lucy'ye benzedi kız bu çocuk. Lucy'ye benzedi. Neyse bakalım böyle. Hadi bakalım. Hadi bismillah çek. Vay ana. Bir kere daha yapabilirsin Hüseyin. Mahdun o Hayman. Tamam, sen bir kere daha yap çünkü o gitti. Çünkü onunki dışına çıktı. Hadi bakalım. Aferin sana. Aferin Hüseyin. Wow. Çok güzel. Jetzt bist du dran. Kalsın aşkım, onu ben sonra alacağım. Sen ne yaptın? Video yapıyorum. Oh my god! Wow! So jetzt ist der Ömer dran. Und dann bist du dran. Ömer, ellerine dikkat. Ellerine dikkat. Ben onu alacağım aşkım az sonra. Çok ısıracak biraz. Isıracak bowling. İyi. Bir yer burası. Üst katı kafe, alt tarafını bu şekilde. Saatini 10 oradan kiralayabiliyorsunuz. Ben 3 saatliğine kiraladım. Çocuklar dedim 3 saat böyle rahat rahat oynasın. Yok, 2 saatliğine kegelban kiraladım. Ama burada 3 saat duracağız. Şimdi saatimizi öyle geçirdik. 2 saatinde çocuklar böyle burada. Tamam, et safsın o hemen. Tamam, dışarı çıktığı için. Ay, bir şey oldu zannettim. Tamam, şakaymış. Alayım anne. Wow. Malik. Oh. Sende. Ups. Ama oturun. Kimseyi engellemeyin böyle. Özge'yi yukarı kahve almaya gönderdi. Kahve alsın size.
Daha sonra da şu dediğim çikolata şelalesini aldım. Oğlanlara şöyle sahte madalya aldım bir de. Hepsine birer tane madalya vereceğim. Çok iyi fikir değil mi? Valla seviyorum kendim ya. Böyle şeylerde çok ince detaycıyım. Sorma tabi. Söyle aşkım. He, tamam şimdi görürüz, tamam mı? Kesmez, tamam, dikkat eder ona o. Evet, şimdi hediye faslı yapıyoruz. Özge hemen kahvelerimizi aldı geldi. Şöyle bacıkım. Öyle topukluları giymiş gelmiş bugün, pek zarif. Şöyle. Güzel olmuş. Ve arkadaşlar, çocuklar inanır mısınız? Bu şelaleye pastadan daha çok sevindiler. Çocuklar beğendiniz mi? Yani çocuklar pastadan daha çok sevindi buna. Acayip hoşlarına gitti. Vallahi şu an herkes bowlingi mowlingi bıraktı, çikolata şelalesini. Vallahi aynen, onlar bunu yerken afiyet olsun şans. Tabi birazcık annecikleri, anneleri, çocukların hisleri birazcık kilendi ama artık yapacak bir şey yok. Oo, yiyin yavrum yarasın, aşklarım benim. Çilekler hormonunu ya, ne kadar çilekler. Bu en iyi çikolata. Afiyet olsun. Ha bir de hormonlu diyordun, çilek ne kadar leziz diyor. Bunu severim ben. Ya çilekler en çok çilek. Şey, siz şey mı sevmiyor musunuz? Üzüm. Üzüm çok yok. Ya? Yiyin yavrum, yiyin. Çık şuradan, ben de alayım bari. Du bist satt. Ben kannst du weiter spielen, Schatz, wenn du möchtest. Biz oynarız şimdi. Neymiş çikolata? Sıcak. Mis gibi değil mi? Evet. Afiyet olsun Kayra. Yalnız tuvaletin güzelliği ve asilliği. Hadi. Tamam gir o zaman, hadi gel hadi. Tuvaletin asilliği ve güzelliği. Hadi Kayra gir. Daha önce de göstermiştim ben size. Tamam, çöpe at. Ay vallahi buraya tuvalet demeye bin şahit lazım. Kız benim tuvalete de şöyle duvar kağıdı mı yapsam ki? Bakın buranın dekorları da var. Çocukları birazdan şöyle oturtalım da şöyle. Beni çeksene. Beni çeker misin? Beni çeksene. Beni çek. Evet, şimdi çocukların bir kısmı şurada onu oynuyor. Bir kısmı burada. Şu oyuncaklarını oraya toparladık. Şu çikolata şelalesini gönderdik. Masaları da komple toparladık. Şimdi çocukların son 20 dakikası. Dediğim gibi onu oynamak isteyenler orada onu oynuyor. Buradakiler de burada. Evet canlarım benim. Vallahi benim için aşırı koşuşturmalı, yoğun, yorucu ama bir o kadar da keyifli bir günün sonuna geldik. Tabi aynı zamanda da bir videonun da sonuna geldik. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki videoda yine burada aynı yerde sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hala abone olmadıysanız abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hadi bakalım, hoşça kalın.